İki köşesi x ekseni üzerinde bir köşesi y e eşittir. Eksi 3x artı 6 doğrusu üzerinde. Diğer köşesi y e eşittir x6 doğrusu üzerinde olan dikdörtgenlerden alanı en büyük olan dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Size burada çok pratik bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Önce bir şekli çizeyim ama. Şimdi x'e 0 verdim. Y'yi 6'da kesiyor. Y'ye 0 verdim. X'i 2'de kesiyor. Böyle bir grafik. Sonra bunun için x'e 0 verdim. Y'yi 6'da kesiyor. Y'ye 0 verdim. X'e x e 6'da kesiyor. Ne demiş? İki köşesi bu doğruların üstünde. iki köşesi de x ekseni üstünde. Böylece bu dikdörtgenin alanının en büyük olmasını istiyor. Bunu türevden yapabilirsiniz. Ancak size bir pratik bilgi. Böyle bir üçgenin içindeki dikdörtgenin alanının en büyük değeri arkadaşlar üçgenin alanının yarısıdır. Bundan sonra böylece türevle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Şekil şöyle olsa da olur bu arada. Bir dik üçgen olsun burası. Yine bu dikdörtgenin alanı da en büyük olması için üçgenin yarısı olacak. Dolayısıyla bu üçgenin alanı ne? 8 taban yükseklik 6 bölü 2'den üçgenin alanı 24. O zaman bu dikdörtgenin alanı da en fazla 12 olabilir bu pratik bilgi sayesinde. Benzer bir soruda bir kenara 6 birim ve bu kenara ait yüksekliği 2 birim olan üçgen şeklindeki bir levhadan alanı en büyük olan dikdörtgen şeklindeki bir parça kesilmek isteniyor. Bu parçanın alanının en fazla kaç birim kare olduğunu bulalım. Hemen bir üçgen şu şekilde. Böylece bakın bunun içinden bir dikdörtgen kopartılacakmış. Bunun alanının en büyük olması için ne demiştim? Üçgenin alanının yarısı olması lazım. Üçgen 6 olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı 3'tür. Türeve gerek yok yine burada. Hemen size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bir kenarı verilen bir dik üçgen olursa herhangi bir kenarı fark etmez. Herhangi bir kenarı verilen örnek böyle olsun. Hipotenüs verilsin. Bunun alanının en büyük olması için arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen olması lazım. Yine bakın şöyle verseydi de böyle bir üçgenin dik üçgenin alanının en büyük olması için ikiz kenar dik üçgen olması lazım. Buradan yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. Çevresi verilen bir dikdörtgen, bu önemli bakın ama bodoslama değil. Çevresi verilen bir dikdörtgenin de alanın en büyük olması için kare olması lazım. Burada yine türev yapmanıza gerek yok. Çevresi verilmiş bakın 60 metre. O zaman burada alanın en büyük olması için kare olması lazım. Bu üçgenin alanının en büyük olması için dikdörtgenin alanı en büyük oldu. O da kare oldu. Böylece 225 bölü 2'den bu üçgenin alanı en fazla 112,5 olur diyebiliriz. Geldik şimdi buraya. Y eşittir kök x artı 1 eğrisinin orijine en yakın noktasının orijine uzaklığının kaç, kaç birim olduğunu bulalım. Bir kere zaten eğrinin orijine uzaklığı demek aslında üzerindeki bir noktanın orijine olan uzaklığı demek böyle. O zaman 1 nokta ise, apsisi ordinatı kök x artı 1 olur. Böylece tek bilinmeyene bağladık. Noktanın noktaya uzaklığı neydi? x2 eksi x1'in karesi. Yani x eksi 0'ın karesinden x kare. y2 eksi y1'den kök x artı 1'den 0 çıkarırsak kök x artı 1'in karesi. O da ne yapar? x artı 1. O zaman bunun uzaklığın en büyük olması için ne yapacağız? Türev alacağız yine. 2x artı 1 0. Demek ki x neymiş? Eksi 1 bölü 2. Böylece x eşittir. Eksi 1 bölü 2 için or ordinat ne geliyor? 1 bölü 2. Bu noktanın orijinal olan uzaklığı nedir? 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 4. Karekökünü aldığımız zaman, 1 bölü kök 2 olmuş oldu arkadaşlar. Sorunun cevabı. Bu soru çok içime sinmediği için çözmeyeceğim arkadaşlar. Çok düzgün düşünüldüğünü düşünmüyorum. Yani ilk başta çözmek istiyordum ama orada bir şeyin belirtilmesi lazım. Tahmin ettiriyor bize fazlasıyla. O yüzden dursun onu çözmeye gerek yok. Devam edeyim ben şimdi. Evet. Şekilde ikizkenar kenar yamukta AD eşittir BC 12 santim. AB 7 DC demiş. Şöyle. Bunlar da 12'şer santimmiş. Alan ABCD'nin alabileceği en büyük değer için AB uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi burada arkadaşlar ikizkenar yamukta şunu hatırlamanız gerekiyor k. Şuralar eşitti bakın. 3k 3k olacak. Onu görmeliyiz. Pisagordan yüksekliği tek bilinmeyen yapıp ne derim? H kare eşittir. 144 eksi 9k kare. O zaman yükseklik buradan ne oldu? 144 eksi 9k karenin karekökü. Gördüğünüz gibi bu şimdi yüksekliğin k'ya bağlı denklem. O zaman bir yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 8k bölü 2 çarpı yükseklik. Bu şimdi bize alan denklemini veriyor. Doğru mu? Alanın en büyük olması için o zaman ne olacak? Hemen 4k çarpı 144 eksi 9k kare oldu. Türevini alıyorum. Birincinin türevi, ikincinin aynısı. Artı birincinin aynısı, ikincinin türevinde biraz dikkatli olun lütfen bu şekilde bakın eksi 18 k olacak. Neden? Bir kere köklü bir ifadenin türevi 1 bölü, 1 2 kök a'ydı. İçinin türevi de eksi 18 k olduğu için böyle yaptık. Eşittir 0. Buradan ee, 4 çarpı 144 eksi 9 k kare eşittir. 2 k çarpı 18 k eksi 36 k kare bölü 144 eksi 9 k kare. Payda eşitlersek daha doğrusu, pardon içler dışlar yapayım öbür tarafa atıp. Artı 36 k kare bölü 144 eksi 9 k kare. O zaman 36 ile 4 sadeleşti. 144 eksi 9 k kare eşittir 9 k kare oldu. Buradan da 144 eşittir 18 k kare. K kare 8 olduğu için k ne gelmiş oldu? 2 kök 2. Bizden ne istiyordu? AB uzunluğunu. O zaman cevap 14 kök 2. Biraz uğraştırıcı bir soru oldu. 6 birim olan bir kürenin içerisine dik koni yerleştiriliyor şu şekilde bir koni şöyle yapayım Bu koninin hacminin maksimum olması için tepe açısının sinüsünün kaç olması gerektiğini bulalım Şimdi şöyle yarıçapına bakalım bir bir kere ne diyeceğiz? Yarı çapı 6 olduğuna göre burası 6 olsun. Burası da 6. Şu yüksekliğin tamamını bilmediğim için buraya h diyeceğim. Şurası da 36 eksi h karenin kare kökü. Bakın yarı çap. O zaman ne oldu? Bunun e, koninin hacmi neydi? Pi r kare h bölü 3. Yarı çapı 36 eksi h karenin karesinden 36 eksi h kare çarpı yükseklik 6 artı h bölü 3 çarpı pi. Bakın bu hacim. Pi r kare h bölü 3'tü koninin hacmi. Ne yaptım yine? Tek bilinmeyene bağladım. Burada yarıçap biliyorum ama yüksekliğini bilmiyorum. Zaten burada önemli değil. Tek bilinmeyene bağlı bir denklem yazmak. Yani kenarlarını tek tek bulmanızı istemiyor. O zaman zaten en fazla en az diye soru soramayız. Şimdi türev yapacağız. 1 bölü 3 en başta dursun. Katsayı zaten o. Birincinin türevi eksi 2h ikincinin aynısı artı ikincinin türevi 1 bir çarpı birincinin aynısı 36 eksi h kare. Buradan o zaman 1 bölü 3 parantezinde şöyle yazmaya devam edeyim şuraya. 1 bölü 3 parantezinde eksi 12 h eksi 2 h kare artı 36 eksi h kare. Buradan da o zaman sıfıra eşit olacak. Haliyle ne oluyor? eksi 3h kare eksi 12h artı 36 sıfır eşit zaten katsayının önemi yok. Bunları da öbür tarafa atarsak şöyle olur. Hatta 3'e bölersek h kare artı 4h eksi 12 eşittir sıfır olur. Bu da ne demek? h artı 6 h eksi 2 eşittir sıfır. Zaten yükseklik negatif olamayacağına göre demek ki neymiş? H 2'ymiş. Artık yüksekliği buldum bakın bu şekilde. O zaman yükseklik 2 ise buradan da ne olmuş oluyor yarıçap? 36 2 yerine yazarsak 4 36 eksi 4'ten 32 yani demek ki yarıçap da 4 kök 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar tepe açısının sinüsü böylece bakın 2 alfa sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa nasıl bulunuyordu? Hatırlayalım. 2 sin alfa çarpı kos alfa. O zaman 6 2 daha 8 64 32 daha 96 hipotenüs 4 kök 6 geldi. Şurasının bakın 6 2 daha 8 buranın da 4 kök olduğunu görüp pisagor yaptım. Demek ki 2 sin alfa yani sin alfa ne? 4 kök 2 bölü 4 kök 6. Kos alfa ne? 8 bölü 4 kök 6. O zaman kök 6 çarpı kök 6 6. Şuradan 4'ler gitmiş olsun. Burada da bunlar gitmiş olsun. 4 kök 2 bölü 6 gelmiş oldu. Bu da ne yapar? 2 kök 2 bölü 3'müş. Gördüğünüz gibi bu şekilde sinüs 2 alfa. Gayet uğraştırıcı bir soru oldu arkadaşlar. Tabi bence bu soru önemli. Hani uğraştırıcı olduğu için değil. Burada yarı çapı, yararlanarak yarı çaptan tek bilinmeyenle haşa bağlamak olduğu olayı gayet de güzel bir şekilde geldi. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde sorular biraz zorlaşıyor fark ettiyseniz gittikçe. Yukarıdaki şekilde AB doğru parçası M ve N noktaları arasında hareketli y eksenine paraleldir. O önemli, y eksenine paralel. AB doğru parçasının uzunluğu en çok kaç birim kare olur? Şey kaç birim olur? Şimdi bir kere A noktasının özelliği ne? Apsisi x olsun, ordinatı x kare e, abs, şeye gelelim B noktasına gelelim x'e 2x artı 1 neden böyle yaptım doğrunun üzerindeki bir noktayla parabolün üzerindeki bir noktanın absisi aynı çünkü y eksenine paralel ordinatları farklı ama bunların arasındaki uzaklığı bulacağız x2 x1 zaten 0 y2 eksi y1 x kare eksi 2x eksi 1 bunun da karesi olacak iki nokta arasındaki uzaklıktan Şimdi biz ne istiyoruz? Böyle bakın gitti bunlar. O zaman ne geldi? 2x artı 1 eksi x kare. Çünkü tabii ki bu bundan daha büyük bir değer üstte. O zaman bunun türevini alalım. Ne yapar? 2 eksi 2x eşittir 0. Demek ki x neymiş? 1. O zaman denklemde yerine yazarsak birisi 1'e 3 noktası öbürü 1'e 1 noktası bu iki nokta arasındaki uzaklık 1 eksi 1 0'ın karesi 3 eksi 1 2'nin karesi karekökünü aldığımızda zaten 2. Gördüğünüz gibi cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi yine gayet güzel bir soru. Bir kenarı 4 metre olan kare şeklindeki bir levhanın köşelerinden özdeş kareler kesilerek kalan kısmı bükülüp üstü açık bir su deposu yapılmak isteniyor. Bu deponun hacminin en büyük olması için kesilecek karelerin bir kenarı kaç metre olmalıdır? Bakın, tabii ki şekil çizip olayı görmeniz lazım anlamak için denklemi direkt oluşturmayın. Böyle köşelerinden kare keseceğiz sonra kalan kısmı büküp bir depo yapacağız. Yani görüntüsü ne olacak? Şöyle yapalım. Şuralara x dersek artık yüksekliği x olan bir depo gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu şekilde. O zaman tabanı da ne olacak? Bir kenarı 4 olduğu için buralar x 4 2x haliyle buralardan da x gittiği için 4 2x. Demek ki taban alanı 4 eksi 2 x'in karesi yüksekliği x olan bir kare açık prizma. Hacmi de budur. O zaman türevini alalım. Ee, 2 çarpı 4 eksi 2 x çarpı içinin türevi eksi 2 çarpı ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi çarpı 4 eksi 2 x'in karesi eşittir 0 diyoruz. Dikkat edin bakın. Burada 4-2x'ler ortak. O zaman 4-2x parantezini alayım. Burada ne var? 2-2x çarparsak eksi 4x yapar. Bu şekilde. Burada da artı 4-2x kalacak. Eşittir sıfır. 4-2x... Bu tarafta ne oldu? 4 eksi 6 x eşittir 0. Buradan da x 2 olabilir. Ya da 4 eşittir 6 xten 2 bölü 3 olabilir. Şimdi x 2 olursa kenara 0 kalır buraya bakın. O yüzden olmaz. Demek ki x neymiş? 2 bölü 3'müş arkadaşlar. x kare eksi x artı 1 parabolünün 3 1 noktasına en yakın noktasının apsisi bir parabol. Böyle bir noktaya en yakın demek. Aslında bunun üzerinde bir x var. Ordinatı da eksi x, x. x kare eksi x artı 1. Bunun 3'e 1'e olan uzaklığına bakacağız. Budur yani parabolün uzaklığı demek. Eğrenin her bir noktasının tek tek uzaklığını almayacağız tabii ki. Bir nokta seçeceğiz. O öyle bir nokta ki en yakın olacak. Böylece x eksi 3'ün karesi artı x kare eksi x artı 1 eksi 1'den böyle oldu. Şimdi bu uzunluğun karesi bu uzunluğun en büyük olması için türev alıyoruz yine. 2x eksi 3 artı 2 çarpı x kare eksi x. Yalnız dikkat edin. Burasının da içinin türevi ne oluyor? 2x eksi 1. Şimdi o zaman burada tabii ki dağıtmamız gerekecek. 2x eksi 6. Sonra 2x kare 2x ile çarpalım. Hatta bunu ben kenarda çarpayım sizi bekletmeyeyim arkadaşlar. Ben çarpıp dağıttım arkadaşlar. 4x küp eksi 6x kare artı 2x geldi. Bunu da tabii ki sıfıra eşitleyeceğiz. 4x küp eksi 6x kare artı 4x eksi 6 eşittir 0 oldu. Zaten şurayı x kare parantezin alırsak 4x eksi 6 oluyor. Burası da 4x eksi 6. O zaman son olarak bir de 4x eksi 6 parantezini aldığımda x kare artı 1 eşittir 0 oldu. Zaten burası 0 eşit olmaz. Yani daha doğrusu x kare negatif olmaz. Böylece 4x 6'yı 0 eşitleyince x 3 bölü 2 geldi. Bizden zaten en yakın noktanın absisini istiyor. Cevap bu şekilde 3 bölü 2 yani 1,5 oldu. Şimdi arkadaşlar yine bir süre daha çözmüş olduk. Bir buçuk sayfalık daha yerim kaldı. Onu da son video yarayayım. Map'ten güzel sorular var. Güzel şekilli sorular. Onları çözmek istiyorum. Son üçüncü e, türev uygulamaları, problemler videosunda görüşürüz arkadaşlar. İyi sorularla devam edeceğim. Bir parabol sorusu yine. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin A ve B köşesi Y eşittir X kare eksi 6 parabolü üzerindedir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı en çok kaç birim kare olur? Önce hemen şunu hatırlayalım parabolde. Eğer arkadaşlar iki tane noktanın ordinatı aynıysa bunlar simetri eksenine göre simetriktir. Yani şuradaki nokta K olsun. AK ile KB eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla şu alan S ise bu alan da S'tir. O zaman biz S'i bulalım. Sonra 2 ile çarparız. S'i bulmak için de dikkat edin. B noktası avantajlı. Neden? Bu tek bilinmeyen yapmak için apsisine B'nin X diyelim. Ordinatı o zaman ne olur? X kare eksi 6. Doğru mu? O zaman ne olacak arkadaşlar? Şu uzunluk X birimken dikkat edin CB uzunluğu 6 eksi x kare. Neden 6 eksi x kare dedim? Çünkü dördüncü bölgede ordinat negatif olduğu için uzunluk pozitif olması lazım eksiyle çarpmış oldum tamam mı? Bu şekilde CB uzunluğu 6 eksi x kare olur. Haliyle dikdörtgenin alanı yani S'in alanı x çarpı 6 eksi x kare olacak. Bu da ne yapar? 6 x eksi x küp. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Türev alıyoruz. 6 eksi 3x kare bunu da sıfıra eşitliyoruz. Böylece x buradan artı eksi kök 2 gelir. Zaten eksi kök 2 olmayacak çünkü x burada pozitif. Demek ki x kök 2'ymiş. x kök 2 ise o zaman yerine yazarsak 6 eksi x karenin burada 6 eksi 2 yani 4. Demek ki diğer kenarda 4'müş. Bu s arkadaşlar. O zaman 2s de 8 kök 2. Bu sorunun cevabı bu şekilde. Hep söylüyorum zaten türev alıyoruz çünkü maksimum olduğu noktayı bulmak için. Bir kuşun bir adadan diğerine uçuş rotası verilmiştir. Bu kuş su üzerinde 6 km bölü saat ve kara üzerinde 10 km bölü saat hızla uçmaktadır. Buna göre bu kuş bir adadan diğer adadaki yuvasına en az kaç saatte gider? Burada şunu söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar yani şunu diyebilirsiniz, o zaman direkt böyle gitsin hocam, böyle gitsin belki en kısa oluyordur. İşte onu bilemeyeceğimiz için ya da direkt böyle gitsin. Niye bu kuş e, su üstünde gitmiyor ki en kısa yoldan böyle gider diyebilirsiniz. Ama su üstünde bakın biraz yavaş gidiyor, karada hızlı gidiyor. Böyle bir sistem kurmuşlar. Haliyle biraz karadan gidecek, biraz sudan gidecek, en kısa sürede varacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir kere zaten siz aslında rotada yardımcı olmuş. E, şuraya x diyelim. Kötü bir pisagorla uğraşmamak için şu kısma. Böylece 16 artı x karenin karekökü olur. İki nokta arasındaki uzaklık. Dediğim gibi niye böyle yapıyoruz? Neden direkt 8'e gidip 4'e gitmiyordu? Ya da direkt neden kuş uçuşu e, havadan gitmiyor? Gerçi her türlü havadan gidiyordu. neden karadan önce gidiyor da sonra gidiyor? Çünkü bir kere karada daha hızlı gidiyor bakın. Dediğim gibi burada daha yavaş gidiyor su üstünde. Biraz sudan biraz... Ee, karadan gitsin zaten eğer tamamen sudan gidecekse x0 gelecektir. Biz de rahatlarız. Bu denklem bizi kurtarır. Bakın şimdi en kısa süre için 16 artı x karenin kare kökü bölü 6 diyeceğim. Neden? Hızı su üstünde 6. Gittiği yol 16 artı x karenin kare kökü, O zaman bu bize zamanı verecek t1. Artı e, biraz da t2 diyelim hatta bunu önce çünkü karada gidiyor bir müddet. Buraya da 8 eksi x kaldı arkadaşlar şu mesafeye. Böylece ne oldu? 8 eksi x'in de onda biri bize t1 veriyor. Bunun en kısa olmasını istiyoruz. Artık ne yapacağız? Türev. 1 bölü 2 kök içinde 16 artı x kare. Şu çarpı 6 duruyor. Hata yapmayalım. 2 x. içinin de türevi. Artı değil eksi. Çünkü Normalde 8 bölü 10'un türevi 0. Eksi x bölü 10'un türevi de eksi 1 bölü 10'dur. Eşittir. 0 oldu bakın. Şimdi ee, ne yapalım? Şunları bir sadeleştireyim. x bölü 6 çarpı 16 artı x kare eşittir. 1 bölü 10. 3 sadeleştirdim. 5. İçler dışlar şimdi. 5x eşittir. 3 çarpı kök içinde 16 artı x kare. Kare alıyorum her iki tarafın 25 x kare. 9 çarpı 16 artı x kare. Buradan da 9 x kare çıkarırsak 16 x kare eşittir. 9 çarpı 16'dan x gittik 16'lar 3 geldi. Demek ki x 3 olduğuna göre artık yerine yazalım. Şurası 3'müş. O zaman 4 3 burası bakın artık ne oldu 5 birim. Şurası zaten neydi? 8 eksi x'ti. 5 birim de burası. O zaman 5 birim havada gitti. Yani orada hızı 6 ydı. Artı 5 birimde karada gitti. Orada da hızı 10'du. 1 bölü 5 bölü 6 0 6'ya tam bölünüyor mu? Tam bölünüyor. O zaman payda ee, ne olacak o zaman? Şurayı 3 5 burayı da 3 ile 25 9 daha 34 bölü 30 saatte gidiyormuş arkadaşlar. Şey 25, 15 pardon orayı düzgün çarpmadık. Şurası 25. Buradan da 15. 40 bölü 30. 4 bölü 3 saat yaptı o zaman değil mi? İşlem hatası yapmadığımı düşünüyorum. 5, 3, 15, 25 evet 40 bölü 30 olmuş oldu. Bu şekilde 4 bölü 3 saatte gidiyormuş en az. Gayet güzel bir soruydu bu da. Bakalım şimdi ne diyor burada? Bir kağıdın 24 santimetre karelik kısmına yazı yazılacaktır. Göstermiş bakın bu bölge. Alttan ve üstten 1,5 santim sağdan ve soldan. Pardon soruyu görmüyorsunuz tabii şöyle düzelteyim. Evet. Bir kağıdın 24 santimetrelik kısmına yazı yazılacaktır. Alttan ve üstten 1,5 santim, sağdan ve soldan 1 santim boşluk bırakılacağına göre bu kağıdın alanı en az kaç santimetre kare olmalıdır? Şimdi şu bölgeye yazı yazıyoruz. Bizden ama kağıdın toplam alanının en fazla kaç olması gerektiğini soruyor. O zaman şöyle bilmiyoruz bakın en ve boyunu. Buraya x diyeyim. Tek bilinmeyene bağlayacağım için haliyle boyu da 24 bölü x olacak yazılan bölgenin. Ama Tabii ki şurada ne var? 1,5 santim. Burada da 1,5 santim. Karenin boyu, şey e, kağıdın boyu pardon. 24 bölü x artı 3 oldu bakın. Eni de şu kısmın tamamı. Yani bir buradan, bir de buradan. O zaman x artı 2 karenin eni arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yani. Şu kısım x'ti. 1 santim buradan, 1 santim buradan. Bu yüzden x artı 2. Sonra şu kısım 24 bölü x'te ama üstten ve alttan bir buçukar santim kırpılmış. Bundan dolayı 24 bölü x artı 3 dedim tamam mı? Bu şekilde o zaman yaparsak alanın en büyük olması için bir kenarı x artı 2 bir kenarı da 24 bölü x artı 3. Hemen dağıtayım. x ile 24 bölü x'i de çarpınca 24 oldu. Artı 48 bölü x. Sonra ee, 3 x artı 6. Bu şimdi kağıdın alanı. Türevini alalım ki mi, maksimum veya minimum. Burada en azı soruyormuş. Minimum olsun. O zaman ne olacak? 24'ün türevi 8, şey 0. 48 bölü x'in türevi eksi 48 bölü x kare. Neden? x üzeri eksi 1 çünkü. Sonra artı 3, altının da türevi 0. Hemen bunu 0 eşitliyoruz. 3 eşittir 48 bölü x kare. Buradan da 3x kare 48 x negatif olamayacağı için x arkadaşlar tek değeri var 4. Böylece minimum maksimum muhabbetine gerek yok zaten tek değer var topu topu. x'in 4 olması gerekiyor alanı bulalım o zaman çünkü bizden x'i istemiyor sadece. 4 artı 2 6 şu denklemde yerine yazıyorum. 24 bölü 4 6 6 3 daha 9 o zaman 54 cm kare bu kağıdın minimum alanı çıktı. Bu şekilde bunu da böyle halletmiş olduk. Gelelim buraya. Bir fabrikada hacmi 96 birim küp olan üstü açık kare prizma biçiminde kutular üretilecektir. Kutunun taban yüzeyinin birim kare maliyeti 3 TL. Bir kere taban yüzeyi verilmemiş. XX yüksekliğine de o zaman 96 bölü X kare diyelim. Niye? Şimdi kare prizma olduğu için küple karıştırmayın. Taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. E bu zaten 96 ise tek bilinmeyene bağlıyorum olayı. Böylece en ve şuradaki genişlik işte xx yükseklikte en boy yükseklik daha doğrusu pardon en boy zaten xx yükseklikte h'dan 96 bölü x kare gelmiş oldu h. Artık o zaman taban yüzeyinin birim kare maliyeti taban alanı x kare birim maliyeti 3 ise x karenin maliyeti 3x kare olacak. Kutunun yan yüzeyinin birim kare maliyeti 1, 2, 3, 4 tane yan yüzeyi var. 4 çarpı Yan yüzeyinde bakın alanı ne? x çarpı 96 bölü x kare. Neden? Bir kenarı x diğer kenarda şu 96 bölü x kare tamam mı? Böylece orası da ne oldu? 96 çarpı 4 bölü x diye bırakayım. Çarpmayayım hemen 96'yı. Bu da nerenin? Yan yüzeyin maliyeti. Ve 1 ile çarpacağım. Çünkü bir birimin maliyeti 1 TL'ymiş olduğuna göre kutunun maliyetinin en az kaç olduğunu bulalım. O zaman bunları toplayacağız. 3x kare artı 96 çarpı 4 bölü x. Bunun maliyeti bu olduğuna göre en az olması için türev alıyorum bakın. 6x eksi 96 çarpı 4 bölü x kare eşittir 0. 6x eşittir 96 çarpı 4 bölü x kare. 6 ile 96 sadeleşir 16. İçler dışlar x küp eşittir 64. Demek ki x neymiş? 4. Bizden ne istiyordu? Kutunun maliyeti en az kaçtır diye soruyordu. O zaman x yerine 4'ü yazarsak 3 çarpı 16 48. Burada da 4'ü yazarsak 4'ler gider. 96 144 TL'ymiş. Bu kutunun maliyeti en az. Evet. Uzun bir soru görünüyor ama anlatıyor arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Bakın kış mevsiminde sokak hayvanları şiddetli soğuklar nedeniyle geceyi geçirmek için bir barınağa ihtiyaç duymaktadır. Büyük şehirlerde bu imkanı bulabilmelerine karşın küçük yerleşim yerlerinde hayvan barınakları olmadığı için soğuktan korunmak kedi ve köpeklerin önemli bir sorunu haline gelmektedir. Aslında buna şunu da eklemek lazım arkadaşlar. Yiyecek problemleri oluyor. Yani Hayvanlar tabii ki eğer Erzurum gibi bazı yerler aşırı soğuk oluyor biliyorsunuz. Eğer onun kadar soğuk değilse en azından doğaya ayak uydurmaları bizim kadar zor olmuyor. Ama yemek bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları için aslında soğuktan ziyade bence açlıktan ölüyor hayvanlar yazık. O yüzden lütfen kış mevsiminde bence barınak evet tamam eyvallah ama daha çok yiyecek kısmına dikkat edin lütfen. Diyeyim. Ben de soruya uzun bir soruya bir şey eklemiş olayım. Bu nedenle bir meslek lisesinin mobilya ve iç mekan tasarımı bölümünde öğretmen olan Mustafa Bey gönüllü öğrencileriyle birlikte şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmek üzere kulübeler yapmayı planlamaktadır. Şekildeki gibi tasarladığı kulübeyi sınıfta tahtaya çizerek bunları nasıl yapacaklarını öğrencilerine anlatmıştır. Mustafa Bey şekildeki uzunluklara göre planlanan kulübeye ABCD dikdörtgeni biçiminde bir kapı yapacaktır. Buna göre kapının alanının en fazla olması için kapının eninin ve boyunun kaç santim olması gerektiğini bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar bakın bu bize sadece kapı lazım. O zaman kapı kısmına bir dikkat edelim. Şöyle görüntü açısından. Şimdi şu şekilde A, B, D, C. 60 santim şuraya kadar olan yükseklik şu kısmın yüksekliği 60 santim alt kısmın yüksekliği 30 santim tamam mı? Şimdi buna göre aynen böyle bakın gerçekten de burası 30 santim. Şimdi biz buradan bir de pardon şu 90'ı vermiş. Biz şimdi bu dikdörtgenin alanının en büyük olması gerektiğine göre nasıl yapacağız ona başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada gayet iyi bir soru bence bu. Ee, yüksekliğe ve n'e dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bakın, AB uzunluğu, pardon yanlışlıkla sildim. Bakın, AB uzunluğu yok, AD uzunluğu yok. O zaman bunu biz belirlemeliyiz. Burada da önemli bir benzerlik yorumumuz var. Oradan göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, kenarda benzerliği size hatırlatacağım. Bir kere. Şurasının yüksekliği tamamen bakın 60 santim. Ona lütfen dikkat edin. Burasının uzunluğu 60 santim. Sonra bir benzerlik neydi? Onu bir hatırlatayım size. Şuraya bir H yazayım şu yeşil kısma. H'ın 60'ı oranı. Neden? Küçük üçgenin büyük üçgenin yüksekliğine oranı küçük üçgenin tabanının büyük üçgenin tabanına oranıydı. Taban en azından belli 90 santim. Küçük üçgenin tabanı belli değil x. Gördüğünüz gibi burada da göstereyim. Bu taban şöyle bakın x bu taban 90 santim. Bunun x'in 90 oranı benzerlik gereği şu küçük yüksekliğin oraya da h dedim. Büyük yüksekliğine oranına eşittir. Bunu bilmiyorsanız şimdi öğrenmiş olun. Dolayısıyla buradan da 3H bölü 2X oldu. Haliyle X'i e H cinsinden yazdık. O zaman artık şunu söyleyebiliriz. Şu kısım 60 eksi H doğru mu? Neden? Yükseklik 60'tı bakın şuraya kadar olan yer. E H'da ben şu üst kısma dedim. Bu kısma 60 eksi H kaldı. Bu kısım zaten 30. O zaman demek ki 90 eksi H yüksekliği. enine ne? X'ti şu kısım. Onu biz x ne bulduk? 3h bölü 2. Böylece 3h bölü 2. Bu dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı en büyük olması için türev alacağız. Bir dağıtayım. 45, 135h eksi 3h kare bölü 2. Türev aldığımız zaman 135 eksi 3h eşittir sıfırdan yükseklik 45 geldi. Yükseklik 45 olduğuna göre o zaman artık yerine yazarsak x ne olur? 45 bölü 2. Ha, x buradan neymiş arkadaşlar? 22 buçuk 67 buçuk. X 67 buçuk. Şu haşı 45 bulduğumuz için 15 30 daha. O zaman demek ki şu BC uzunluğu da ne geldi? 45 bulduğumuz için 15, 30 orası da 45 geldi. 67,5 çarpı 45'miş. Ha bizden ama zaten ne istiyordu? En ve boy. Tamam biz onu bulduk zaten. X 67,5 geldi. Boy da 45 gelmiş oldu arkadaşlar. En ve boyu. Bu da iyi bir soru. İşin içine biraz geometri girdiği zaman zorlandığınızı bildiğim için bu soruları çözmek istedim. Bu şekilde olmuş oldu. Yanda fx eşittir eksi x kare artı 4 parabolü ve y eşittir 1 doğrusunun grafiği verilmiştir. C ve D köşeleri şekildeki parabolün üzerinde ve AB kenarı Y eşittir 1 doğrusu üzerinde olan parabol ile doğru arasındaki ABCD dikdörtgeninin alanının en çok kaç birim kare olacağını bulunuz diyor. Şimdi yine arkadaşlar bakın C ve D noktaları simetrik olduğu için biz ne yapalım? Şu kısmın alanını bulalım 2 ile çarpalım. Haliyle hemen neye dikkat edeceğiz? C bakın üzerinde. O zaman şuranın apsisine x dersek parabolün üstünde bir nokta olduğu için c noktasının ordinatı yani şuranın tamamı tarıyorum bakın. 4 eksi x kare olacak tamam mı? Yalnız tabii neyi göreceğiz? Y eşittir 1 olduğu için şu maviyle taradığım kısım bir birim. Haliyle şu kısma onu da şu siyah renkle göstereyim. Bu kısma da 4 eksi x kareden 1 çıkarıyorum. 3 eksi x kare kaldı. O zaman demek ki dikdörtgenin bir kenarı 3 eksi x kare. Diğer kenarı x. Alanı böyle oldu. 3x eksi x küp. Böylece türevini alalım. 3 eksi 3x kare eşittir 0. x negatif olmayacağı için x direkt 1 deriz. x 1 olunca da arkadaşlar bunun alanı için 3 eksi 1'den 2, 1 yazdık. Ama bu sadece şuranın alınıydı. Bir de 2 ile çarpıyorum. 4'müş. Bu dikdörtgenin alabileceği en büyük değer. Evet. Bir öğretmen şehitler gününde okulundaki öğrencilere milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla 18 Mart'ta Çanakkale şehitliğine bir gezi planlamıştır. Bilgi öğretmen bir tur şirketinden gezi ücreti için aşağıdaki teklifi almıştır. Gezi ücreti kişi başı 120 TL'dir. Ancak tur şirketi daha çok öğrencinin Çanakkale Şehitliği'ni görebilmesi amacıyla geziye katılan öğrenci sayısının 60'tan fazla olması halinde 60'ın üzerindeki her bir bu kısım önemli 60'ın üzerindeki her bir öğrenci için geziye katılan tüm öğrencilere 50'şer kuruş indirim yapacaktır. Örneğin geziye 80 öğrenci katılırsa 20 kişi fazladan geldiğinden her biri için 0.5 TL yani gerçekten 10 TL indirim yapıyor. Kişi başı gezi ücreti de 120 değil 110'a düşüyor. Buna göre maksimum gelir elde etmesi için geziye kaç öğrenci katılmalıdır? Tamam. Şimdi bir kere normalde gezi ücreti 120 ama... 60'ın üzerine x tane kişi gelirse ki gelmeli ki kar etsin onlar ve aynı zamanda öğrenci de ne olsun maksimum sayıda gelsin. Böylece 0.5x diyorum 60'ın üzerine gelen her öğrenci için. O zaman ne oldu? Gelen öğrenci sayısı 60 artı x. Bakın bu elde edilen gelir. Hem fazla öğrenci geldi hem de böylece indirim kazanmış oldular. Ama aynı zamanda adam da fazla kazanacak. O zaman dağıttığımız zaman 120 çarpı 60 artı 120x eksi 30x eksi 0.5 X kare eşittir demiyorum daha gelir bu türevini alacağız. Bunun türevi 0, 120x'in türevi 120, eksi 30, eksi 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı x. Bu da türev bakın. Böylece x'ine geldi 50. O zaman demek ki 60 artı 50'den 110 öğrenci katılırsa, maksimum geliri elde ediyor. A şıkkını bulduk. Maksimum gelir elde etmesi için geziye katılan öğrenciler kişi başı kaç TL ödemelidir? 50 kişi geldiği için 50 çarpı 0.5 25 yapar. B şıkkında da o zaman 120 eksi 25'ten. Böylece ne oldu? 95 TL her öğrencinin ödeyeceği miktar. Maksimum geliri kaç TL'dir demiş. Onu da yerine yazarak bulacağız. 120 eksi 25 Böylece 95 -25 çarpı 110. Bu ne ediyorsa artık arkadaşlar onu da hesaplamayayım. Bu şekilde yapmış olduk soruyu. Ya arkadaşlar pardon ederseniz. 120'den 30'u çıkarıyorum. 110 buluyorum. Böyle bir saçmalık da yok yani onu düzelteceğim. Zaten fark etmişsinizdir. 120 eksi 30. 110 dedik yani saçma bir biçimde. 120 eksi 30 90. 90 eşittir. X oldu. Böylece, o zaman 90 olduğuna göre kaç tane öğrenci gelmiş oldu? A şıkkında 90, 50, 60 zaten vardı, 150 öğrenci katıldı. B şıkkında da ne diyordu maksimum gelir elde etmesi için 90 bölü 2, burada 45, 120 45'ten 75 TL verdi her öğrenci. C şıkkında da 75 çarpı 150. Buradan da cevabı bulabilirsiniz artık diye düşünüyorum. Artık son sorumuz arkadaşlar. Yanda y eşittir x kare artı 2, y eşittir eksi x kare artı 4, x eksi 3 fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. A noktası y eşittir x kare artı 2 ve B noktası y eşittir eksi x kare artı 4, x eksi 3 eğrileri üzerindedir. Buna göre y eksenine paralel olarak çizilen AB uzunluğunun alabileceği en küçük değerin kaç birim olduğunu bulalım. O zaman x eksenine pardon y eksenine paralelse x'leri aynı absisleri. Gelelim ordinatlarına. Ordinatı üsttekinin x kare artı 2, alttakinin de eksi x kare artı 4 x eksi 3. Böylece uzunlukları ne olacak? İki nokta arasındaki uzaklık. Zaten x'ler gider. Direkt y'ler farkı bize uzaklığı verir. Böylece 2x², e -4x, 2 x kare eksi 4 x 2 eksi eksi 5'ten 5. Bu şimdi ab uzunluğu. En küçük olması için türev alıyoruz. 4x eksi 4 eşittir 0. x buradan ne geldi? 1. Demek ki x'in 1 olması lazımmış. Uzunluğu istiyor bizden. 2 yerine yazıyorum. Eksi 4 artı 5. 5 2 daha 7. 4 çıkardık. 3 birimmiş AB uzunluğunun minimum değeri. Böylece arkadaşlar önemli bir konuyu daha bitirmiş oldum. Sona geldim. Sadece grafikler kaldı. Orası da gerçekten güzel. Önemli ama o kadar da zor olmayan bir yer. E, muhtemelen en fazla bir saatte orası alır arkadaşlar. Böylece türevi herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir 18 videoda bitirmiş olacağım. İntegralde görüşmek üzere arkadaşlar. Pardon e, son grafiklerde yapacağız sonra integral'e geçeceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışın.